Bugün çok etkileyici olmak istiyorum. Kesinlikle Kostya bana kocaman bir hediye verecek. Julie, bence Kostya sana hediye almaz çünkü o gerçekten çok cimri biri. Nastya, ben bugün Dima ile birlikte olmaya karar verdim. Bugün 14 Şubat. Biliyorsun, Diana Smiley ile birlikte. Bu yüzden ben de Dima konusunda şansımı denemek istiyorum. Smiley, Bruce, Diana ve Yana'nın şimdiye kadar okula gelmemiş olması biraz tuhaf değil mi? Okula gelmezlerse erkekler bütün hediyeleri bize verir. Bence Diana ve Yana basketbol oyuncularıyla birlikte restorana gitmiş olabilirler. Bizim bugün yıldız gibi olmamız lazım. Kızlar, biliyorsunuz bugün sevgililer günü. Umarım Patrick bana kendi eliyle hazırladığı sevgililer günü kartını vermez. Eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsa onu alnına yapıştıracağım. Patrick her zaman doğum günümde bana oyun hamurundan figürler veriyor. Hediye almak için hiç para harcamıyor. Aa, Diana bak! Güzel kızlar burada. Yana, onlarla ilgilenmememiz lazım. Bizim onlar için değil, kendi erkek arkadaşlarımız için güzel olmamız lazım. Haklısın, doğru. Kızlar baksanıza. Burada kimler varmış? Restoranda olduklarını sanıyordum. Basketbol oyuncuları gelmedi. Erkek arkadaşlarınızla buluşup onlardan hediye almayacak mısınız? Evet, erkek arkadaşlarımız bize hediye verecek. Ayrıca biz de onlar için hediye aldık. İşte gürültücü kızların hepsi burada. Bence bizi gördükleri için gerçekten moralleri bozuldu. Basketbol oyuncusu sevgilin seni terk mi etti? Sanırım süsleneceğin kimse kalmadı. Bu şekilde düşünmenize gerek yok. Benim çok havalı bir elbisem var ve birazdan gidip üstümü değiştireceğim. Çok güzel olacağım. Basketbol oyuncuları da gelecekler. Bence onlarla konuşmamalısın. Gidelim Diana. Evet, gidelim. Moralimi bozdular. Bu çok korkunç. Neden okula geldiler ki? Biz çok güzeliz. Erkekler bize hediyeler verecek. Buna eminim. Ben kesinlikle hediye alacağıma eminim. Dima bana hediye almış olmalı. Kızlar, bizim de erkeklere vereceğimiz hediyeler var değil mi? Olamaz. Sevgililer günden nefret ediyorum. Julie için hiçbir şey hazırlamadım. Ben kendi ellerimle bir hediye yaptım. Layla bu hediyeyi beğenmeyecek. Diana için en pahalı dükkandan çok özel bir hediye aldım. Diana kesinlikle basketbol oyuncusu sevgilisinden ayrılacak ve bana geri dönecek. Ben de Yana için hazırlandım ama pahalı bir hediye almadım. Bence para harcamak zorunda değilsiniz. Sizce kızlar bize bir şey hazırlamışlar mıdır? Tabii ki de hayır. Onların tek yaptığı şey bizden hediye almayı beklemek. Kızlar havalı hediyeleri severler. Biliyor musunuz, bugün Diana mutluluktan ağlayacak. Çok yakışıklıyım. Dima benim gibi değil. Smile, Dima ona ne hediye aldı biliyorum. O zaman söylesene, ne hediye aldı? Gül, balon ve sevgililer günü kartı. Bence öyle. Evet, onun ne kadar cimri olduğunu biliyorum. Benim hediyem çok daha güzel. Diana beni seçecek. Smile, senin neyin var? Delirdin mi? Neden onun için para harcadın? Bu hediye gerçekten onun için fazla pahalı. Anlamıyorsun. Diana popüler bir kız. Böyle pahalı hediyelerden hoşlandığı ve böyle şeyler istediğini biliyorum. Dima, hiç şansın yok. Hadi ama, Diana ve Yana mı? Ben Yana için para harcayacağım, öyle mi? Neden öyle bir şey yapayım? Benim de Diana için para harcamam gerekmiyor ama popüler olmak istiyorsan bunu yapacaksın. Popüler olup olmamak benim umurumda değil. Eğer mecbur kalırsam o zaman ona hediye alayım. Bak, bence sen aptalca davranıyorsun. Popüler olduğumuz zaman diğer güzel kızlar bizim peşimizden koşacak. Bu harika. Çok güzel görünüyoruz. Basketbol oyuncusu erkek arkadaşlarımız bizi gördüğü zaman kesinlikle bize tekrar aşık olacaklar. Tabii ki de bize yeniden aşık olacaklar. Kızlar, şuna baksanıza, ne kadar ukalalar. Böyle şeyleri nasıl giyebiliyorlar? Bu nasıl bir elbise böyle? Ambalaja sarılmış şeker gibi görünüyor. Kızlar, ben beğendim. Ne? Unuttun mu? Diana ve Yana artık bizim için çirkin kızlar. Evet, doğru. İşte başlıyoruz. Yine dedikodumuzu mu yapıyorlar? Diana, başka ne yapabilirler ki? Tek yaptıkları şey bizi kıskanmak. Böyle şeyleri nasıl giyebiliyorsunuz? Eğer parlak yıldızlar gibi olduğunuzu falan düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kesinlikle. Diana, biliyor musun, Dima benim olacak. Sen onu hiçbir zaman hak etmedin. Kızlar, onlara bakmayı bırakın artık. Onları kıskandığımızı düşünecekler. Bakmayı bırakmalıyız. Kızlar, Yana ve Diana artık hiçbir zaman umrumda olmamalı. Evet, haklısın. Biz çok havalıyız. Çok daha güzeliz. Çok daha çekiciyiz. Vücudumuz da harika. Kızlar, erkekler hediyeleriyle geliyor. Merhaba kızlar. Merhaba, sevgililer gününüz kutlu olsun. Kızlar, erkekler hediyelerle geliyor. Merhaba arkadaşlar, sevgililer gününüz kutlu olsun. Dima! Arkadaşlar, Diana nerede?
Yana da burada yok. Arkadaşlar hadi sevgililer gününü kutlayalım. Layla sen benim tatlı şekerimsin. İnanamıyorum. Patrick sevgililer günümü kutlamaya karar vermiş. Layla sana özel bir sevgililer günü kartı yaptı. Seni seviyorum. Patrick için P ve Layla için L yazdım. Şuna bakın. Beni öyle çok seviyor ki benim için sevgililer günü kartı hazırlamış. Patrick ben senin tatlı şekerin falan değilim. Beni gerçekten sevsen bana en azından bir kartpostal falan alırdın. Layla ben senin için mücadele ediyorum. Jelibon vereyim mi? Hayır istemiyorum. Layla neden ona karşı bu kadar sertsin? Bence kaba davranıyorsun. O zaman ben kendim yerim. Kızlar bana destek olun. Gidiyorum. Kostya sen benim tatlı ayıcığımsın. Sana bir hediye aldım. Ayıcık mı? Jüli bana yararlı bir hediye alsan iyi olurdu. İşte ben de bu kartı aldım Kostya, sana. Kostya bu sevgililer günü kartı bana mı? Evet Jüli okusana. Kızlar Kostya bana sevgililer günü kartı verdi. Jüli gerçekten çocuk gibi davranıyorsun. Kostya biliyor musun ben senin böyle zayıf biri olduğunu düşünmüyorum. Of çok sıkıldım. Olamaz Yana. Olanları duydun mu? Kostya ile Jüli ayrılmaya karar vermişler. Bunun olacağı belliydi Diana. Olamaz. Basketbol oyuncuları nerede? Ne zaman gelecekler? Arkadaşlar siz ne isterseniz yapabilirsiniz. Ben Nasya ile konuşacağım. Nasya sen benim en yakın arkadaşımsın. Bu yüzden sana sevgililer günü kartı aldım. Teşekkürler Artem. Bu da senin için. Çok şirin. Çok şirin. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Canım kardeşim bu gece seninle oyun oynayalım. Seninle oyun oynamayı gerçekten çok isterim. Arkadaşlar Diana'yı gören oldu mu? Hiçbir yerde yok. Yana da yok. Galiba onlar basketbol oyuncularıyla birlikteler. Gidelim. Hadi gidelim. Diana'ya aşkımı itiraf ettiğim zaman Diana gerçekten delirecek. Evet bu harika. Tam da sevgililer günde onu sevdiğini söyleyeceksin. Kızlar şimdi ben de gidip Dima'yı kutlayacağım. Dima bu sevgililer günü kartı senin. Teşekkürler Cici. Okusana. Dima neden hep böyle yavaşsın? Hadi ama. İnanamıyorum. Cici gerçekten senin hipopotamın olduğunu mu düşünüyorsun? Evet sen artık benim hipopotamımsın. Evet Dima sen benim küçük hipopotamımsın. Diana seni hak etmiyor bunu biliyorsun. Cici bunun için teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Duydunuz mu? Mutlu olduğunu söyledi. Dur biraz Dima. Benim hediyem nerede? Cici ben bu konuyu düşünmedim bile. Diana için hediye aldım. Demek ki Diana için hediye aldın. Bir daha sakın benim yanıma bile gelme. Biliyor musun? Sen bir hipopotam falan değilsin. Bir kurtsun. Dima çok şanssızsın. Cici ile düşman olman çok kötü oldu. Diana nerede? Umarım artık yanıma başka kimse gelmez. Basketbol oyuncuları gelmezse eğer gerçekten bu bizim için çok kötü olacak. Bu nasıl olur? Diana lütfen merak etme. Dima ve Artem bizim B planımız. Evet doğru. Biliyor musun? Erkekler gerçekten çok ahmak. Bu maymunu kendim yiyeceğim. Marusya Artem'le işler iyi gitmedi mi? Artem, bu maymunu sana hediye olarak almıştım. Ama kendim yesem çok daha iyi olacak. Marusya, sevgililer günü kartı senin için hazırlamadım. Sen maymunu kendin yiyebilirsin. Aa, işte buradalar. Kızlar bizim yüzümüze bile bakmayacaklar. Gördün mü? Onlara hediye de almışlar. Çikolata ve yanında da sevgililer günü kartı var. Kesinlikle senin de böyle cimri davranmayıp Yana için güzel bir hediye alman lazımdı. Aa, bu kızlarla ilgilenmemiz lazım. Basketbol oyuncularımız. Arkadaşlar gelmeyeceksiniz diye düşündük. Sizi çok özledik. Evet gerçekten. Merhaba. Olamaz arkadaşlar. Basketbolcular hediyeleriyle gelmişler. Dima, bunu durdurmamız lazım. Evet Artem, hadi gidelim. Diana merhaba. Sevgililer günün kutlu olsun. Aa Dima, bu ne kadar şirin. Bu sefer bana bir sürü hediye geldi. Ama ben de senin için bir hediye almıştım. Olamaz Diana. Onunla ilgilenmemen lazım. Benim hediyelerime baksana. Sakin ol. Diana kendisi karar verebilir. Diana bak, bunu senin için özel olarak aldım. Dima, ayrıldığımız halde sevgililer günümü kutlaman gerçekten çok hoşuma gitti. Diana, gerçekten ayrıldık mı? Dima eğer hazırladığım kartı okursan durumu anlayacaksın. Dima seni arkadaş olarak da seviyorum. İstersen arkadaş kalalım. Dima? Diana ben seninle arkadaş olmak filan istemiyorum. Cici? Evet küçük hipopotamım. Cici hadi ama yeter. Teşekkürler Dima. Yeter artık arkadaşlarının yanına git. Anladım keşke daha farklı bir sevgililer günü kartı hazırlasaydım. Yana bu senin için. Vay canına. Teşekkürler. Diana bu senin için. Teşekkürler Simili. Bu da senin için. Ne büyük bir sürpriz. Bu senin için. Teşekkürler. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kızlar olamaz. Ona hediye almış.
Aa, buna inanamıyorum. Ne? Diana ve Yana'dan nefret ediyorum. Artem bana sevgililer günü kartı verdi. Diana, sana herkesin önünde bir şey söyleyeceğim. Benim kız arkadaşım olmanı istiyorum. Bu çok şirin ve şaşırtıcı oldu. Hiç bilmiyordum. Diana, seni seviyorum. Gerçekten senin olmak istiyorum. Biraz düşünebilir miyim? Hayır, hemen cevap vermen lazım. Evet ya da hayır. Hadi. Üzgünüm Dima. Evet. Diana, sen çok aptalsın. O aslında seni popüler olmak için ne kullanıyor. Ne yapacağımıza biz kendimiz karar veririz. Öyle değil mi Bros? Yana, sen de benim kız arkadaşım ol. Tamam. Bu duruma dayanamayacağım. Korkunç. Diana, biliyor musun? Artık seni sevmiyorum. Bütün paramı harcadım ve sana bu gül ile balonu aldım. Sen basketbolcuyu seçtin. Dima, seni de seviyorum. Ama arkadaşım olarak seviyorum. İşte bu kadar Bros. Planımız işe yaradı. Arkadaşlar, siz neden bahsediyorsunuz? Hiçbir şeyden. Hadi restorana gidelim.